Allah mısın? Ne sizi? Pelikancısı, ağırcısı, Süleymancısı. Ne dur? Sarmışsınız Tayyip abinin çevresini. Dünyayla temasını kesmişsiniz. Lan değil beni alacaksın. Benden zaman asacağını bilsem de senden korkan seni gibi olsundu. Lan makamın için küfür edemiyorum. Tayyip abinin altını uyduğunu herkes biliyor. O kadar küfür etti. O kadar hakaret etti. İstanbul merkezli 7 ilde Sedat Peker ve suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. 63 kişi hakkında yakalama kararı verilen soruşturmada çok sayıda kişi de gözaltına alındı. İstanbul polisi şafak vakti operasyondaydı. Operasyonun hedefinde Sedat Peker ve suç örgütü vardı. Polis Sedat Peker'in Beykoz'daki villasında arama yaptı. Her yeri didik didik arandı. Ancak bir sonuç alınamadı. Sedat Peker İstanbul'da bulunamadı. Şüphelilerin il genelinde faaliyet gösteren, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, gasp, rüşvet, yaralama, tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma başta olmak üzere çok sayıda suça karıştığı belirlendi. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Temiz Süleyman, Aslan Süleyman, Kaplan Süleyman, benimle ilgili bir tweet atmış, pislik mafya demiş, ondan bir gün önce suç örgütü demişti. Bugün size Temiz Süleyman'ı anlatacağım. Şimdi beni bir arkadaş aradı, dedi ki, ya dedi Süleyman Bey'in üstüne çok geliyorlar. Bir şeyler söyleyecek. Arkadaş kusura bakmasın dedi. Namus sahibiysen konuş ya. Berat Bey sen beni düşman etmedin mi arkadaş? Ya sen değil miydin? DHP'nin başına uğramak, ulaşmak için seni kongreleri almıyorlardı. Eski arşivlerden çıkarın. O olaylı kongreleri vardı. Çok eskide. Yanında kim var bakın benim arkadaşlarım. İstanbul'u ben yönetemiyorum. Berat yönetiyor dedin mi, demedin mi? O yaptırıyor her şeyi. Dedin mi, demedin mi? Sen demedin mi? Sedat Peker'e dosya hazırlıyorlar. Ben tehlikeli bir durum olunca haber vereceğim demedin mi? Hadi abi, gazeteci. O sana şöyle dedi, ya bu Sedat Peker'le ilgili çok şey konuşuluyor. Emniyetin içinde FETÖ artıkları olabilir. Bunlar bir şeyler yapıyor olabilirler. Bunu insanlar bu şekilde konuşuyor. Gazeteci olarak muhabbet hem dostun olarak söylediğinde ben onu severim demedin mi? Bizim Temiz Süleyman'ın istifa olayı var ya. Hani o an duygusal bir hale gelip istifa etti diye. Bir gün evvel robot hesaplardan tweetler hazırladı. O 1.300.000 tweet var ya. Sen de biliyorsun benim kardeşim gibi o çocuklar hepsi. Benim destek oldu, benim açılmasına vesile oldu. Haber portalları da sana destek oldular. Silivri'de intihar eden o emniyet müdürünü anlatsana. He o Gazi Osman Paşalı adamı bıraktırmak için telefon açtın ya. Bırak diyor, bırakıyor tabii. Mehmet Ağar. Pelikancılar, siz eblehesiniz. Eblehenin orduları gibi mağrursunuz, biliyorsunuz. Adam FETÖ'cü, parası var. Parası olan FETÖ'cülükten yırtıyor. Para olmayan cezaevinde. Haydar Başhoca'ya bir kinim vardı, anlayamadım. Adamın cenazesine bile kimseyi sokmadı. Cenazeleri hastalık sebebiyle sokulmuyor. Yaprak 50 bin kişilik mitingler yaptınız 100 tane. Ablanın kocası Abdullah Bey'i benim yanıma yollamadı mı? Oğlu şarkıcı olacak. Polat Yağcı telefon açtım. Enişten ablanın kocasını tanıştırdım. Bu çocuğun tüm şeylerini tüm kanallarda yayınlattırın dedim. Yayınlattırdım. E o zaman neydim? Her şeyi yaparken neydim? Ne oldu kardeşim? Ne oldu ya? Bizim ülkemizdeki sağcı sağcı değil, solcu solcu değil. Alevisi Alevi değil, sünnisi sünni değil. Ya değil kardeşim. Milliyetçisi milliyetçi değil. O su o değil, bu su bu değil ya.
Eskiden Mehmet Ağar polisliği herkes çıktı. Doğru, Mehmet Ağar polisliği vardı. Lan Aydın Doğan gazeteciliği yok muydu? Yüksek maaş veriyor diye adamın ülkeyi soymasına izin vermediniz mi? Adamı silahşörü gibi davranmadınız. Lan adamı cumhurbaşkanına önerdiniz. Cumhurbaşkanı olsun diye Aydın Doğan. Lan bizim çakma solcular. Sizin namusunuz nerede lan? Lan siz benim anama küfür ettiniz. Kızlarıma küfür ettiniz. Çakmasınız oğlum siz, çakma. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt dışında firari olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Soylu, Peker'e adalete teslim ol çağrısı yaptı. İddiaları yargıya taşıyorum dedi. Türkiye tam da bunlar gibi pespayelerle mücadele ederek temizleniyor. Kullandığı uyuşturucunun beynini yok ettiği müptezel operasyon elemanına sesleniyorum. İddianı, iftiranı, her şeyin açığa çıkması için yargıya taşıyorum. Ben adalete teslimim. Sen de operasyon faresi gibi kaçma. Ülkene gel, adalete teslim ol. İçişleri Bakanı Soylu, Peker'in iddialarına ilişkin benimle bir ilgin çıkarsa idam dahil her türlü cezaya razıyım dedi. Üzerime düşeni alıyor ve yüzleşiyorum. İstanbul'daki dosyanın başlangıcını bilmiyorum. Ancak dosyanın yeniden hareketlenmesi ve operasyona dönmesinde bizzati katkım var. Hayatının bir noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa aziz milletimizin gözü önünde idam dahil her türlü cezaya aşağılanmaya razıyım. Soylu açıklamasında benim devletim kıytırık bir marinaya mafya bozuntularının çökmesine fırsat vermez ifadelerini kullandı. Birilerinin elinde operasyon elemanı olan mafya pisliği yıllarca bu ülkede tehdit ve şantajla pek çok insanın canını acıttı. Devlet ve millet gibi kutsal kavramların ardına sığınarak kan emici oldu, her türlü pisliğe bulaştı. Elbette ki cesaret aldığın bir yerler vardır. Tüm iftira ve ithamlarına mal bulmuş mağribi gibi sarılan ve şereflice siyaset malzemesi haline getiren nasıl olsa Kemal Kılıçdaroğlu gibi ağabeyin var. Nasıl olsa Meral Akşener gibi ablan var, nasıl olsa Ali Babacan gibi kardeşin var. Nasıl olsa Ahmet Davutoğlu gibi hocan var. Nasıl olsa Bir Gün gibi gazeten var. Nasıl olsa Cumhuriyet gibi gazeten var. Nasıl olsa Sözcü gibi yayın organın var. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım. Mafya pisliklerine ve onların pis oyunlarına müsaade etmediği için. Benim devletim Libya'ya ve Karabağ'a çökülmesine fırsat vermedi. Kıytırık bir marinaya mafya bozuntularının çökmesine fırsat vermez.